Furkan-ı Hakim'de اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amele gibi ayetlerde mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir diye ivham ediliyor. Halbuki zahiren mevt inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadimül lezzattır, lezzetlerin son bulmasıdır. Nasıl mahluk ve nimet olabilirdir? Önce Mahluk tarafını anlatılıyor. Sonra nimet tarafını anlatılıyor. Biz mahluk tarafı üzerinde duracağız. Bir de bu ayette şu soru soruluyor. Çok sorulduğu için. Ellezi halakal mevte vel hayate. Önce niçin mevti zikretti de sonra hayatı zikretti? Halbuki önce hayatı zikretmesi lazım, sonra mevti zikretmesi lazım. De. Bakın bir tefsir sahibi böyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim izah ve tefsir edilirken Kur'an-ı Kerim'de hiçbir lüzumsuz, kışır, fuzuli, kabuk hiçbir şey yoktur. Aynı hikmet, ilim ve manadır. Sıralamasında dahi çok büyük hikmetler. Hatta ayetlerin numaraları dahi çok ehemmiyetlidir. Mananın ortaya çıkması için. Ya bir alamet olur, ya bir işaret olur, ya bir remiz olur, ya bir sarahat olur. Bir şekilde sıralama dahi çok ehemmiyetli. Mesela bu buna bir örnek. Bir tefsir sahibi demiş ki mesela Kur'an-ı Kerim'de ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları ibadet etsinler diye yarattım bana. Cenab-ı Hak diyor. Önce cinler diyor, sonra insanlar diyor. Niye önce cinler demiş de sonra insanlar demiş? İzah ediyor. Diyor ki bir, cinler önce yaratıldığına işarettir insanlardan önce. O yüzden önce cinleri zikretti. İki, cinler gözükmediği için ayette ibadet üzere gittiği için gözükmeyen ibadetin yapılması makbuldür. Ne yapıyor? Oradan çıkarıyor onu. Heh. Şimdi aynısı üstadımızın işaretül icazı tefsir metodudur. Kelimenin öncelik ve sonralığı birbirleriyle olan münasebetleri. Ma kablesi, ma diyor. Heh. Şimdi burada da niye önce mefti kullandı, sonra hayatı kullandı aşağıda anlatıyor. Çekirdek ağaç misalini verdiği için çekirdek ağaç var. Ağaç mı daha öncedir, çekirdek mi? Çekirdek daha öncedir ağaçtan. Ağaç çekirdeğin içinden çıkıyor. İşte meft çekirdektir. Hayat ise o çekirdekten sonra başlayacak. Biz şu anda toprağın içindeyiz. Biz şu anda çekirdeğin içindeyiz. Biz aslında mevte masarı. Şu an bunu anlatacak işte. Bak çok biz ölümü yanlış biliyoruz. Ölümü yanlış bildiğimiz için şu anlatılanı tam anlayamıyoruz yani. Bakın hiç bizim insanların bildiği ölümle alakası yok. Zaten insanlar uykudadır, ölünce uyanır ya. Çekirdek misali verdiği için, bakın. Şimdi bir çekirdek düşünelim. Şu da toprak. Böyle değil mi? Toprağın içine atıyorsun değil mi? Bu içinde toprağın içinde ne oluyor? Sıkıntılara katlanıyor. Bir sürü patlıyor, çatlıyor, değil mi? Gidecek yeri araştırıyor, şey yapıyor. Heh. Şimdi aynen bunun gibi insan bir çekirdeğe benzer diyor 23. sözde. Burası ahiretin tarlasıdır. Heh. Biz şu anda tarlanın içindeyiz. Asıl hayat kabre girince başlayacak işte. Asıl hayat bu. İşte bunu anlatacak şimdi. Yani nasıl mahluk olabilir? Yani toprağın içindeki o vaziyetleri Allah nasıl yaratmış? Tamam mı? Bizim ebedi hayattan önceki ahiret toprağının altındayız bir an. Şey. Bu da yaratılmış. İşte meft bu yani yaratmak. Başımıza gelen bütün olay ve hadiseler bizim şimdi okuyacağız. Sümbül vermek için, tebdili mekan için, vücut değişmesi için. Yani çekirdek nasıl toprağın üzerine çıkınca vücut değiştiriyor? Şimdi bunu anlatacağız işte. O yüzden önce mefti kullanıyor. Sonra hayat geliyor. Yani ağaç olmadan önce çekirdeğin olması lazım. Ebedi, sonsuz bir hayattan önce çekirdek meftir. Ondan sonra hayat. O yüzden önce meft diyor. El cevap, birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi meft. Vazife hayattan terhis, paydos, tebdili mekan, tahvil vücut, hayat-ı bakiye davet, mebde bir hayatı bakiyenin mukaddimesinde yaklaşık 7-8 tane vasıf var. Mevti tarif etti. Bakın normalde normal bir kitap olarak külliyatı görürsen bu ifadeler sana lugat manası olarak bir kazanım verir. Bakın mevt ayrı bir şeydir. Risale Nur'da ölüm ayrı bir şeydir, vefat ayrı bir şeydir. İnsan bir çekirdeğe benzer, değil mi? 23. sözde geçiyor. Peki ölümle mevt nedir? Ölüm çekirdeğin toprak altına girmesidir. Mefte ise sümbül vermesidir. Vücut değiştirmesidir. Meft budur işte. Bak bir daha söyleyeyim. İnsan bir çekirdeğe benzer. Ölümle meft arasındaki fark nedir? Bak çoğu kimse adam profesör olmuş. Efendim diyor orada aliterasyon var, kafiye var, redif var, şu, bilmem ne var, şu var, bu var. E kardeşim şimdi üstad bunları ne şartlarda yazmış? edebiyat olması için, sanat olması için yazmamış ki. Onlar da var, onlar da yok değil. Ama sen sadece cümleyi buna hasledersen bu üstadın mesleğine uymaz yani. Risale-i Nur'da yazılan her şey birinci derecede kul ile Allah arasındaki münasebetin kurulması içindir. İsmi hakime basınlar değil mi? Böyle bakamasan ismi hakim tecelli etmez ki yani. Ölümle mevt arasındaki fark nedir? 23. söz. İnsan bir çekirdeğe benzer. Ölüm o çekirdeğin toprak altına girmesidir. Mevt ise sümbül vermesidir. Tebdili mekandır, tahvili. Bak, meft de ölmüyorsun ha. Değil mi? Meftte de ölüm diye bir şey yok. Biz yani yanlış biliyoruz. İnsanlar yanlış biliyor yani. Evet. Peki şimdi içeriğine gireceğiz. Birkaç tanesinin üzerinde durayım ben. Mesela mevt vazifeyi hayattan terhistir diyor. Şimdi terhis dediği için Genelde askeriye de teris oluyorsun değil mi? Şimdi askeriye de yaklaşık 18 ay bizim zamanımızda 18 aydı de. Şimdi 12 aya düşmüş. Şimdi askeriye de senin vazifelerin var. Giriyorsun askerlik yapıyorsun. Sana askere girdiğin zaman nizamiye'den bot veriyorlar, kep veriyorlar, palaska veriyorlar, G3 silah veriyorlar değil mi? Şimdi bir tane komutan geliyor. Askeri sorsa bu silah kimin? Asker ne diyor? Benim silahım diyor. Bu kep kimin? Benim kepim diyor. Bu bot kimin? Benim botum diyor. Halbuki o bot, o silah, o kep kimin? Ha, işte burası bir Cenab-ı Hakk'ın bir kışlası. Biz de o kışlanın içindeyiz. Bize Cenab-ı Hakk'ın bu hayatı vermesinin vazifeleri var. Peki o vazifeler nelerdir? İşte en ehemmiyetlisi budur. Bu enenin hakikatini ortaya koymaktır işte. Yani bu el kimin? Benim. Bu göz kimin? Benim. Bu ev kimin? Benim. Bu çocuk kimin? Benim. Hakikatta kimin? Allah'ın işte. Çünkü çocuğun ben gözünü yapmadım, kolunu yapmadım, ayağını yapmadım, duygularını içine koymadım. E, vücudunu ben beslemiyorum değil mi? Organların Cenab-ı Hak çalıştırıyor. Hiçbir şey benim değil. Allah'ın bize bu e, dünya kışlasında bu hayatı vermesinin vazifelerinden biri de bu zahiren benim dediğimiz şeylerin hakikatta Allah'ın olduğunu bilmektir. İşte bu bize vazifedir. Tamam mı? Bu vazifeler bitince ondan sonra mevtle beraber ters tezkeresi alıyoruz. Bakın fıkıhta e, fakir demek e, bir de miskin ifadesi var. Fıkıhta fakir demek nisap miktarı malı olmayan demek. Diyelim ki nisap miktarı 5 milyar, adamın 3 milyarı var. Bu adam fakir. Peki miskin ne? Miskin ise 3 milyarı yok. Hiçbir şey yok. Şimdi üstadımız diyor ki bu perişan dünyada avare nevi beşer içinde aciz, miskin bir adam dünyanın sahibi de olsa kaç para eder diyor. Bak adam dünyanın sahibi Karun diyelim o zaman Nemrut, Firavun, Zahir'de tamam mı? Bakın ama üstad miskin diyor adamı. Hiçbir şey onun değil. İşte miskin hiçbir şey olmamak. Fakir ise nisap miktarı malından biraz elinde gelir. var. İnsan miskin yani. İşte bunu anlamak için bu kışlaya gelmişsin vazife yapıyorsun. Askeri bir vazife yapıyorsun. Ondan sonra bu vazife bitince Cenab-ı Hak meftle beraber bizi terhis ediyor. Bir paydostur. Paydost demek genelde mesai saatlerinde olur. Mesela çalışıyorsun sabah 8'de girdin değil mi? akşam 17'de paydos ediyorsun, zil çalıyor. Şimdi Cenab-ı Hak bütün mahlukata, özellikle insana bir ömür tayin etmiş, mesai saati. Mesela Türkiye'de yaş ortalaması kaçtır? 65. 10 da koyduk 75. Mesai saati geldiği zaman bu paydos zili çalacaktır. Azrail görünecek, diyecek ki artık senin dünyadaki vazifelerin bitti yani. Paydos. Bir tebdili mekandır. Mekan değişikliğidir meft. Bakın bu dünyada da var. Mesela ben diyelim ki bir seminere gideceğim. Takım elbiseyle gidiyorum ben. Misal olarak diyelim. Veya da uyuyacağım. Gece uykum geldi. Oraya göre eşofman giyiyorsun, pijama giyiyorsun. Oraya göre elbise giyiyorsun. Değil mi? Ondan sonra namaz kılacaksın. Ona göre elbiselerin veya da bir görüşmeye gideceksin. Ona göre vaziyet yapıyorsun. Veya da denize gireceksin. Değil mi? Oraya göre haşamayla giriyorsun denize. denize takım elbiseyle gireni gördün mü sen? Yok. Yani bu eğer öyle yaparsa elbise bu zaman mekanı şaşırmış yani. Zamanı şaşırmış adam. Yanlış elbiseyle yanlış yere gitmiş. Şimdi bizim ruhumuz da böyle ta alem ervahtan geliyor, rahm-ı geçiyor. Gençlikte, ihtiyarlıkta, efendim böyle ta böyle kabirde, Efendim, sıratta, haşirde, cennette Cenab-ı Hak bize hep farklı elbiseler giydirecek yani. Tamam mı? İşte mevtle beraber tebdili mekan etmek demek tamam mı? bu sefer bizim ruhumuzun bulunacağı bir yer değiştirmek yani. Tebdili mekan tahvili vücut. Yani hem mekan değişiyor hem de e, vücudumuz değişiyor. Yani denize gitmek gibi, bir toplantıya gitmek gibi, uyumak gibi. Hani mekan değişiyor, elbise de değişiyor. Bunun gibi yani. Ölüm bu işte. Yok, ol, yok olmak yok. Cesede olan elbiseye oluyor yani. Ben şimdi gömleğimi çıkardım. Mavi gömlek giyebilirim. Aynen bunun gibi ruh elbisesini çıkarıyor. Başka bir elbise giyiyor. Vücudu değişiyor yani. Hayatı bakiye davettir. Cenab-ı Hak bizi baki bir hayata davet ediyor. Yani çekirdek akıllı şuurlu olsa ben desem ki ya bak sen toprağın içine gir. Böyle ağaç olacaksın, meyve vereceksin, dal budak olacaksın. Ben onu davet ediyorum. Ya yok diye ben o toprağın altındaki sıkıntılara katlanmak istemiyorum. Dese çekirdek olarak kalır. İşte aynen bunun gibi Cenab-ı Hak bizi bu hayata masal ederek bizi baki bir hayata davet ediyor. O davetin adı da nedir? Mefttir. İstersen eli kelepçeli olarak gideceksin. O davetiye icabet edeceksin. İstersen de değil mi? severek gideceksin. İşte bazı büyük zatlar ne yapmış? O davete hemen icabet etmişler. Bir mebdedir, başlangıçtır. Bir hayatı bakenin mukaddemesi. Bak ölümde normal bildiğin yok olmuyorsun. Çürüme yok. Bizzat hayat yeni başlıyor. Yani ağaç olmadan önceki e, toprak altındaki çekirdeğin hali bizim halimiz. Tamam mı? Kabre girdikten sonra artık ne oldu? Bu sefer baki bir hayat başladı. İşte mevt bir hayatı bakinin mukaddemesidir. Yani hayatın dünyaya gelmesi halk ve takdir ile olduğu gibi dünyadan gitmesi halk ve takdir ile hikmet ve tedbir ile hiçbir şey başı boş değil. Bakın her derdin çaresi vardır, ölümün çaresi yoktur. Peki ölümün niye çaresi yok? Çünkü ölüm dert değildir. Neymiş? Vazife hayattan terhismiş, paydosmuş, tebdili mekanmış, tahvili vücutmuş, bir davetmiş. Hayatı bakın mukaddimesiymiş. Değil mi? İşte Risale-i Nur da bize ölümü yani gideceğimiz yeri tanıttırıyor. Berzahı ve kabri tanıttırıyor. Başka bir yerde de şöyle bir ifade vardı. Ey insan bilir misin nereye gidiyoruz? dünyanın bin sene mesudane hayatı cennetin bir saatine, cennetin de Bin sene Mesudane hayatı Cenab-ı Hakk'ı görmenin değil mi? Bir anına gelmeyen bir yere gidiyorsun diyerek bize kabrin ne yapıyor? Arka tarafını, ölümün arka tarafını tanıttırıyor. Bu sefer böyle bilen insanlar ne yapıyor? Ölümü severek, gülerek karşılıyorlar.